Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün çok acayip, çok ilginç ve fiyatına göre sundukları müthiş bir telefonla karşınızdayız. Poco F2 Pro. Hemen şöyle kaldırayım. Görün bakın. Ekranda gösteriyorum. Poco'nun, biliyorsunuz Xiaomi'nin bir markası Poco. Onun çok gelişmiş özellikleri bulunan ve özellikle işlemci tarafı çok çok başarılı olan Snapdragon 865 işlemcili bir cep telefonu kutusundan çıkacak. Bugün sizlerle beraber çıkarıyoruz. Kutuyu açmadan önce birazcık telefondan bilgi vereyim. 5G özelliği var telefonun arkadaşlar. Detaylı bilgileri kutuyu açarken de söyleyeceğim ama bu telefonun 6 GB RAM ve 128 GB, 8 GB'da 256 GB olmak üzere iki farklı sürümü var. Türkiye'de de var bu arada her iki sürümde. Bu 6 GB'da 128 GB olan sürümü. Bunun fiyatı 6.499 TL gibi çok uygun bir fiyat. Diyeceksiniz ki ya o kadar paraya çok uygun olur mu? Donanım özellikleri açısından baktığımızda çok uygun arkadaşlar. Biraz böyle düşünmek lazım. Yani fiyat performans dediğimiz her ürün çok ucuz olmak zorunda değil. Ama sunduklarına göre ucuz olabiliyorlar bazı ürünler. Poco F2 Pro'ya da bu gözle bakmanızı rica ediyorum. Poco F2 Pro'nun bir de ilginç bir özelliği de var arkadaşlar. Biliyorsunuz Çinli markalar böyle numaraları çok seviyorlar. 8K video çekebiliyor bu cep telefonu. Örneklerini de koyacağım ben. Birazdan kutuyu açtıktan sonra birkaç tane video ve fotoğraf çekip örneklerini de yine bu videonun içinde sizlerle paylaşacağım. En azından 8K nasıl oluyormuş onu görmüş olursunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelin Poco F2 Pro'yu kutusundan çıkartalım. Bakalım kutusunda neler var, genel görünümü nasıl ve fotoğraf ve video örneklerle devam edip sonrasında da videomuzu kapatacağız. Evet arkadaşlar, Poco F2 Pro'yu kutusundan sizlerle birlikte şu anda çıkartıyoruz. Sıfır bir ürün geldiği için her zaman yaptığımız gibi bir kutu açılım videosu hazırlayacağız. Evofon tarafından gönderilen, Xiaomi Türkiye tarafından gönderiliyor. Evofon etiketi var şu anda görüyorsunuz ve kutusundan çıkartıyoruz Poco F2 Pro'yu. Hi-Res diyor, audio özelliği varmış diyor. Şurada bir de bakın 5G özelliği olduğu da yazıyor. Bakalım çıkaralım neler varmış kutusunda. Şöyle. ...6.67 inçlik 1080x 2400 piksellik AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Karşılayacak daha doğrusu birazdan. Şu poşetleri falan kenara atarım. Garanti vergisi falan filan işte burada. Arka taraf komple sarı bir şekilde tasarlanmış. Kutunun içi daha doğrusu bu. Dışı ise siyah. Poco renkleri. Xiaomi'nin alt markası olduğunu söylemiştik. Şimdi kutudan çıkartalım. AMOLED bir ekranımız var bu arada. Ekranımız Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Şöyle bakın. Kutuyu açtık. Şimdi bakalım telefonumuzu çıkartalım. Burada ne var? Kılıf var muhtemelen. Öyle hissettim ben en azından. Şöyle bir çıkartalım. Şimdi bunu açmadan şuradan açabiliriz. Evet. Şöyle açtık. SIM kart iğnemiz var. Evet, kılıfımız çıktı. Kullanım kılavuzu falan filan bunlar var. Sonra bu var. Bunları da çıkartıyoruz. Kılıfı göstereyim. Sert mi yumuşak mı? Yani çok sert değil ama çok da yumuşak da değil. Böyle evet, daha sert gibi. Böyle. Şu anda sesi de duydunuz. Arka tarafı birazcık kaymasın diye muhtemelen. Böyle tırtıklı gibi tasarlanmış. Kameranın bulunacağı delikte burada yer alıyor. Şimdi şunları da böyle kaldıralım. Bunları da kenara koyalım. Ve telefonumuz kutusundan çıkıyor. HDR10 ve HDR10 Plus desteği varmış bu ekranımızın. Şurada yazıyor zaten Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisi var. Bütünleşik olarak 5G desteğiyle geliyor arkadaşlar bu işlemci. 6.67 inçlik AMOLED full ekranımız var. Sebebini birazdan anlatacağım. Full ekran olmasının sebebi şöyle, üst kısımda pop-up kameramız var. O kameradan dolayı ekranda herhangi bir çentik vesaire yok arkadaşlar. 64 megapiksellik yapay zeka destekli ve 8K video çekebilen bir kamera dizilimimiz var. Kameralar içinde farklı şeyler de var, onu söyleyeceğim birazdan. 4700 mAh'lik de bir pilimiz var. 30 Watt'ta hızlı şarj desteği var, kablolu. Arka taraf bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Şöyle açtık. Şunu da çıkartalım. Şu etiketleri de sevmiyorum ben. Onu da çıkartalım. Evet.
Bize beyaz renk sürümü gönderilmiş. Beyaz ama böyle mavi trak lekeler falan da var. Kamera dizilimimiz şurada. İsterseniz kameradan başlayalım. Kamera tarafında 64 megapiksellik bir ana kamera olduğunu söyledik. Şöyle yakına da getireyim birazcık sizler için arkadaşlar. Dairesel şeklinde bir kamera dizilim var ama alan dairesel ama kameralar dikdörtgen şekilde dizilmiş. 64 megapiksellik bir ana kameramız var. 13 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik alan derinliği ve 5 megapiksellik de makro kamera olduğunu söyleyelim. Bunun dışında bir LED lambamız var. Arkada da gördüğünüz gibi bir Poco yazısı bizleri karşılıyor. Bunun dışında başka bir şey yok. Üst kısmı bakalım. Pop-up kamera olduğunu söylemiştim ben. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım arkadaşlar. Pop-up kameramız burada. Hemen onun yanında görüyorsunuz. 3.5 mm kulaklık çıkışı var. Bu konuyu ben seviyorum. 3.5 mm kulaklık iyi oluyor. Type-C falan da var ama Type-C kulaklık kullanmayı ben pek sevmiyorum. Bu kişisel bir yorum arkadaşlar, onu söyleyelim. Yan tarafa geçelim. Yan tarafta biliyorsunuz son dönemde artık çok moda. Güç tuşunu farklı renkte tasarlamışlar. Şöyle yandan da göstermiş olayım. Kırmızı renkte bir güç tuşu. Ses açma kapama tuşu var. Bunun dışında diğer yan tarafta ise hiçbir şeyimiz yok. Alt kısma bakalım. Alt kısmında hoparlör ızgaraları var. Type-C bağlantı yuvamız var ve SIM kart bağlantı yuvasını da burada görüyorsunuz. Şimdi başka neler var? Biraz cihazı bir yandan açalım bu arada. O açılırken biz de diğer kutu içeriklerine bir göz atalım arkadaşlar. Şöyle çıkartalım. Şöyle Type-C kablomuz. Bu arada Type-C'nin iç kısımları Poco'nun turuncu veya turuncu renginde burada. Şu anda görüyorsunuz. Bir de adaptörümüz var. Adaptör de maşallah. Şöyle bir çıkarmayı deneyeyim. Evet, çıkarttım. Şöyle 30 wattlık adaptörümüz var arkadaşlar. 30 wattlık adaptörümüz burada. Biraz büyük ama çok da kalın değil bu arada. Daha büyüklerini ve kalınlarını da görmüştük. O kadar da değil. Şu anda görüyorsunuz MI11 olduğunu gösteriyor. Kulaklık falan yok herhalde diye tahmin ediyorum. Evet, kulaklık çıkmıyor kutudan. Şöyle göstereyim. Evet, kutumuzda kulaklığımız yer almıyor arkadaşlar. Böyle bir şey yapıyor bazen biliyorsunuz. Xiaomi'nin birçok üründe kulaklık bulunmuyor zaten arkadaşlar. Şöyle yerine koyalım diğer bütün eşyalarımızı şimdi. Şimdi telefonumuzu bir açalım. MIUI 11 olduğunu gördük. Devam ediyoruz. Türkçe dilini seçelim. Devam edelim. Türkiye dedik. Devam edelim. Şimdi bu atlamayalım. Eklemeye gerek yok. Tamam, bunları kabul ediyoruz. Şunları okuduk diyelim. Şimdi geçelim burayı. Bunları da okey diyoruz. Şu anda kuruluyor cihazımız. Bu adımı atlayalım. Güvenlik için bize bir şeyler istiyor ama şu anda onları ayarlamamıza gerek yok. Tema seçelim. Klasik temayı seçtik. Ve kurulum tamamlanıyor arkadaşlar. İşte Poco F2 Pro şu anda kurulmuş durumda. Telefonun birazcık diğer özelliklerinden de bahsedeyim isterseniz kurulum devam ederken. LPDDR RAM ve UFS 3.1 desteği var. Ekran gövde oranı ise bu üründe %87.23 arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. 6 GB RAM, 128 GB depolama olduğunu söyledik ama 8'e 256 seçenek de var. Android 10 işletim sistemi, ana kameramız 64, 13, 2, 5. Ön kamera ise 20 megapiksellik bir pop-up kameramız var. Ana kamera 8K 30 fps video çekerken ön kamera ise 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor arkadaşlar. Öte yandan ön kameranın 120 fps ultra yavaş video kayıt desteği olduğunu da söyleyeyim. 5G desteği var bu üründe. Liquid Cool soğutma teknolojisi var. Wi-Fi 6 var arkadaşlar. O da yeni bir teknoloji biliyorsunuz. 4700 mAh'lik pil, 30 watt'lık hızlı şarj desteği ve 216 gram ağırlığın olduğunu da söyleyelim. Telefonun biz bu kutu açılımını yaptığımız tarihteki fiyatı ise 6.499 TL idi. Snapdragon 865'li bir telefona göre çok 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 iyi bir rakam arkadaşlar. Bunu altını çizerek söylüyorum. Yani fiyat performans ürünü, biliyorsunuz biz bazı Xiaomi telefonlarını eleştirmiştik fiyat politikasından dolayı markayı, ama bu üründe çok doğru ve çok uygun bir fiyat seçilmiş. Yani daha doğrusu Xiaomi'nin beklentilerini, Xiaomi markasını alacak olanların beklentilerini karşılayacak bir
fiyat tercih edilmiş. Onu da açık ve net söyleyelim arkadaşlar. Klasik aslında Xiaomi telefon kullandıysanız aşina olacağınız bir arayüz. Kameramızı var. İzin ver diyelim. Her zaman yalnızca diyelim. İşte buradan fotoğraf, video filan. Şimdi birkaç tane fotoğraf ve video örneği de paylaşacağım ben sizinle arkadaşlar birazdan. Şöyle yapalım geniş açımıza. Şu anda Poco F2 Pro'nun kamerasını görüyorsunuz arkadaşlar. Birkaç tane de fotoğraf çekip, video çekip paylaşacağım. Daha sonra da videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Poco F2 Pro gerçekten de güzel fotoğraf ve özellikle 8K'da çok güzel videolar çekebiliyor. Bu arada ön kamerayı göstermedim size. Onu da göstereyim nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor görmeniz açısından. Şöyle üst kısımda görüyorsunuz, burada ışık da yanıyor böyle mavi renkli. Markanın, Xiaomi'nin daha önce kullandığı bazı telefonlarda da böyle ışıklı bir kamera açılımı vardı. Bir kez daha göstereyim. Hatta ekranda da bir ışık yanıyor. Şöyle biraz daha yakından aslında göstermekte fayda var. Şu an kapatıyorum. Kapandı. Şu an açıldı. Tekrar yapalım arkadaşlar. Gayet başarılı bir şekilde çalışan bir mekanizma mevcut. Evet arkadaşlar, detaylı bir inceleme gelecek. Farklı telefonlarla karşılaştırmalar da yapacağız. Biliyorsunuz kanalımızda birçok bu tarz videolar var. Onları da merak ediyorsanız mutlaka kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımızı da göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere aynı zamanda teknolojioku.com adresinden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Çok seviniriz. Farklı bir videoda, farklı bir kutu açılımında karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.